Aspor ekranlarından merhabalar. Kuşak farkıyla karşınızdayız. Kemal Belgin'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Çok uzun bir ara verdik. Uzun sayılabilecek bir ara. Malum gündemimizde futbolun, sporun çok alt sıralara düştüğü bir periyottan geçiyoruz ve bu bölümde de Kemal Belgin'le gündemi değerlendirme fırsatımız olmamıştı. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin bir bireyi olarak başımız sağ başımız olsun, başımız sağ olsun. dememiz gerekiyor. Tabii, Hakikaten vefat edenlere Allah sürecin içerisindeyiz. Huzurlar içinde yatırsın. Geride kalanlara başsağlığı, sabrı versin. Efendime söyleyeyim. O bölge tabii ki bizim vatanımız her karış e, yeniden inşa edilecek benim bildiğim kadar, duyduğum, öğrendiğim kadar. E, yani Başka ne diyebiliriz ki biz burada? Evet. Yani sadece şunun üzüntüsünü de çok fazla yaşıyoruz. İşimiz gereği çok seyahat ediyoruz. Siz de geçmişte mutlaka çok 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 seyahat ettiniz. Yurt dışı ağırlıklı belki de. Tabii. o ee, şehirlerimiz hakikaten çok güzeldi. İnsanlarıyla, atmosferleriyle, ortamlarıyla. 60'ın üstünde yerde konaklama imkanım oldu son 10 yılda işim gereği. Özellikle Hatay, Ayaklarımın bir kere bile oraya giderken geri geri gitmediği bir topraktı, bir şehirdi. Bunun üzüntüsünü de çok farklı bir şekilde yaşıyoruz. Oradaki atmosferi hissetmiş insanlar olarak. bütün Ben de askerliğimin bir bölümünü özel. İskenderun'da yaptım. Evet. İyi Siz güzel. de biliyorsunuz o bölgeyi çok ciddi anlamda bir hakimiyetiniz var. Tabii oradaki hem doğal güzellikleri hem tarihi eserleri düşününce... Ee, insanın da üzüntüsü insanlarımızın kaybıyla beraber kat be kat artıyor. Ee, bir daha göremeyenlerin yaşayamayacağı bir atmosferi ne yazık ki kaybettik. insanlarımızla beraber ee, hakikaten çok çok zorlu uzun bir sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Ee, ben sporda, yalnız bir tamamlama yapayım. Tabii ki. Yalan haber uyduran insanlık dışı Yorum yapanlara da buradan lanetler yağdırıyorum. Onu da söyleyeyim. Bunu da söylemiş olalım. E, spor da tabii ki etkilendi. Bu süreçten liglerimiz devam etmiyor. Bu hafta sonu itibariyle erteleme maçları oynanacak. Daha önce oynanamamış karşılaşmalar oynanacak. Sonraki hafta yeniden ligde klasik temponun içine gireceğiz. Bu maçlar üzerine de mutlaka konuşuruz ama kaybettiğimiz sporcular var. Insan, spor insanlarımız var. Taner Savut'a ulaşıldığını söyleyebiliriz. Christian Atsu cenazesi ülkesine gönderildi. Orada bir tören düzenlendi kendisi için ve depremdeki belki de en dramatik hikayelerden biri bu ülkeye para kazanmak için dışarıdan gelmiş bir insan. Futbol gibi bu ülke için çok önemli bir spor, çok önemli bir oyalanma aracı da. Bir de voleybol takımı var. Voleybol takımı var. Kıbrıs'tan evet. Kuzey Kıbrıs'tan gelip burada hayatını kaybeden yine Gençlerimiz var ama Atsu'nun hikayesinden aslında Kemal Belgin biraz bahsedelim isterim. Önceki gün son saniye golünü atması, orada insanlara, şehre çok büyük bir sevinç yaşatması. Bu görüntüleri izledikçe hakikaten insan çok çok üzülüyor. Oyuncunun hayatını kaybetmiş olmasının yanı sıra tribünde o gole sevinen binlerce insan gözümüzün önüne geliyor. Onların arasında da hayatını kaybedenler mutlaka var. Tabii. Bunları da düşününce hakikaten üzüntümüz her gün zaman geçmiş olmasına rağmen kat be kat artıyor. Çok dramatik bir hikaye Hatsun'unki. Benim de çok sevdiğim bir delikanlı diyeceğim bana göre. 32 galiba yaş. Ee, orada onu da kaybettik. Hı hı. Ona da çok içimiz yandı, yüreğimiz yandı. Ailesine de başsağlığı bir kere daha dileyim. Yani bundan daha acı bir şey ne olabilir ki? Ya yani biz görmedik. Yani siz de belki de görmediniz. Yani şöyle ben görmedim ama ben 1999 depreminden sonra Gölcük'te olan depremden 4-5 ay sonra Karamürsel'e bir konuşma yapmaya davet edildim belediye tarafından. İşte Hatta belediye başkanının kardeşi geldi aldı arabayla. Gidiyoruz. Yani Kerem orada nelere tanık oldu. Böyle Gölcük'ten yani Gölcük'ü geçtik. 5-10 dakika falan geçtik herhalde. Sağa çekti arabayı. Dedim ki hayırdır oğlum ne oldu? Arıza mı var? Yok sana bir şey göstereceğim abi dedi. Hadi ya dedim nedir o? Soluna bak dedi. Baktım Yolun sol tarafında yani arkada sekiz katlı bir bina, Işıklar yanıyor yani yanmış kullanılıyor yani o anda. Hı hı. E ne var dedim ya maşallah dedim. Yanındaki arazi dedi bilmiyorum işte o arazi dedi bu apartmanın aynısı vardı dedi. E dedim toprağın altında şu anda dedi. Böyle kaldım. Biraz daha gittik bana yolun sağ tarafında bir ev gösterdi. Böyle ana yoldan 20 metre falan ileride belki. iki buçuk kat, üç kata yakın. Baktım, e ee, ne olmuş dedim. Abi dedi, bu ev dedi, kimilerine göre 60-70 senelik, 1999'da ha. Kimilerine işte 60 senelik. E bak dedi, dimdik ayakta duruyor dedi. Yani daha neler gördüm o Gölcük depreminden sonra. Karamürsel'de bir yere götürdüler. Toplantıdan sonra. Bizim dere gibi Kadıköy'deki. Evet. Bak abi dediler fay attı bu derenin ortasından geçiyor dediler. Demeyin ya dedim başkan falan. Arkana dön bak dedi. Arkama döndüm bir baktım. 4-5 tane apartman ışıklar yanıyor. Oturuyorlar. Hayat herhalde. devam ediyor orada. Hayat devam ediyor. Ama yani çok enteresan şeyler gördüm. Ve Karamürsel'den döndükten sonra yani yalan söylemeyeyim ama saymadım, tutmadım tabii. Böyle bir 7-8 ay kafayı toparlayamadım diyebilirim yani. Evet. Yani bu işin psikolojik boyutu da var. Tabii. Tam hayatını kaybeden çok sayıda insan var. Ama geride kalanlar için de yine hayat zor bir şekilde devam ediyor. Yani kafamızı toparlamamız hakikaten çok çok uzun sürecek. Tabii. Hani benim ailemde bir kaybım olmadı, bir kaybımız yok ama çekirdek aile ve geniş aileyi düşünürsek ama akrabalarımın kaybettikleri insanlar var. 99 depreminde bizim de kaybettiğimiz insanlar oldu ki ailem, onların jenerasyonu ve benim jenerasyon, çocuklar olarak ölümle biz 99 depreminde evet. tanıştık ve maalesef yine bir depremde yıllar sonra ölüm gerçeğiyle eminim ki maalesef bu şekilde tanışmak zorunda olan çok genç çocuk yaşta Tabii. insanlarımız evlatlarımız kardeşlerimiz de var dileri herkes kafa olarak da toparlanacaktır zaman içerisinde ama dediğimiz gibi bunlar bu durumlar birazcık zaman alıyor biz de yıllarca bu problemleri hissettik yaşadık aile olarak bir kez daha herkese hem geçmiş olsun diyelim hem başımız sağ olsun Allah geride kalanlara sabır versin hakikaten sabra çok çok ihtiyacımız olan bir süreçten geçiyoruz. Atsu'dan bahsettik. Volkan Demirel'in onunla ilgili yapmış olduğu bir paylaşım var ki deprem bölgesinde Volkan Demirel çok aktif olarak çalıştı. Orada yaşanan problemlerden bahsetti. Oyuncusuyla da çok duygusal bir anı paylaşmışlardı depremden birkaç saat önce. Onun yaşadığı üzüntüyü de gerçekten tahmin edebilmemiz çok çok kolay değil. Biraz geçmişe doğru gidelim. Biraz futbola dönüş yapalım istiyorum ama yine acı bir haber üzerinden bunu yapacağız. Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybettik. Sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun da en büyük efsanelerinden biriydi. En başarılı teknik adamlarından biriydi. Ahmet Suat Hoca üstüne konuşalım istiyoruz. Geride kalan günlerde yayınlarda çok bahsettik ama biz yetişemedik. Ahmet Suat Özyazıcı'nın neler yaptığını sadece okuyarak ve görüntüleri izleyerek bilebiliyoruz ama şahitlerinden de dinlemekte fayda var Kemal Bergin gibi. <laughs> Şimdi bir Allah, dönüşümü başlattı hoca Türk futbolunda aslında. Allah rahmet eylesin bir kere. Kalanlara sabır versin. Nurlar içinde yatsın. Ahmet Suat Öz yazıcı tabi Trabzonspor diye bir şey bilinmiyor o zamana kadar. Zaten yanlış hatırlamıyorum. Yol sporla başka bir şey. 4-5 takımın. Birleşmelerinden oluştu. Ahmet Hoca'nın öyle diyorum ben. Hı hı. Bana göre. Önemli özelliklerinden biri bir filozoftu Yani Ahmet Suat Öz bir soru sorarsın. Maçla ilgili, sonuçla ilgili, oyuncuyla ilgili her neyse. Sana bir cevap verir. Alırsın notunu gazeteci olarak veya kafana yazarsın. Neyse biter gidersin sonra. Ya vay be bu ne demişti bana ya diye. <laughs> sonra düşününce idrak ediyorsun. Farklı bir şey söylüyor. Evet filozof. Zaten ya bilmiyorum ben tabii böyle bir muhasebe tutmadım hayatımda ama galiba Türkiye'nin en çok kupa kazanan yerli teknik direktör Muhtemelen ikincidir Fatih ya, Terim'den sonra. Yani Fatih Hoca var tabii de. Evet. Fatih Hoca'nın bir de Avrupa'sı var biliyorsunuz. Evet e, ee, yani Trabzon diye bir takım daha ortada yok. Ortaya çıkıyor. Lig şampiyonu oluyor. Kupa şampiyonu oluyor. <laughs> Cumhurbaşkanlığı kupa. Başbakanlığı kupa. Spor. Olmadık şey yok yani. Evet. Hocayla beraber. Nurlar içinde yatırsın. Ee, yani Türkiye'de futbol denen spor branşının unutamayacağı adamların en başında veya ikinci sırada gelir Ahmet Suat Öz yazacak. Böyle bir değeri kaybettik. Evet. Ya Ama, sadece bir şehre değil tabii. bir ülkeye e, belki de mal olmuş bir 87 spor yaşındaydı adamın. galiba. Evet. Ee, geride kalanlara uzun ömürler diyelim. Ne yapalım? <laughs> Hep Özkan Hoca'yla da beraber. Çok, tabii. Öscan Sümerle de beraber hocanın adı danılır ki Yıllarca birlikte mesai verdiler. Özkonuca biraz daha sivri dilli, daha espiritüel. Hani bize anlatılanlardan en azından Öyle. benim yaptığım çıkarım bu. Ahmet Suat Öz yazıcı biraz daha daha sakin. F Filozof diyorum Filozof, ya. Filozof, daha ayakları daha yere basan. İşte sana bir profil. cevap ver. Anladığım kadarıyla. Notunu alır gidersin gazetede o zaman tabii. Daha televizyon televizyon pek yok. Ana ne demiş ya? Aa falan diye böyle. <laughs> Siz direkt birebir röportaj evet, tabii, yaptınız mı hocam? Konuştuk tabii. Yani ya. Tanışıklığınız da var. Nasıl bir insandı? Vallahi, Futbol adamlığı dışında. Yani ne diyebilirim ki yani? Yani şöyle on numara adamdı yani. Başka kısa, bir şey. ve ha, tabii, tabii, kısa ve net. Tabii kısa ve ee, net tabii. Hep ona atfedilen bir söz vardır ki doğru zannediyorum. He. Atanla tutanın iyi olacak. Hocanın ha. sözü olduğu söylenir. E, derler evet. E, çok... Yani yanlış bir şey değil. Atanla tutanın iyi olacak. Doğru değil mi? Kat, katılmamak evet. mümkün değil. Mesela örnekler. Senelerce Turgay Şeren, Metin Oktay. Şenol Güneş hocanın şampiyonluklar döneminde. E, Hüseyin, Hüseyin var, Necmi var Santrforlar'dan. Fenerbahçe'de var, Özcan Arkoç var. Santrfor'da yalnız bir değişiklik sık sık olur ama hı. orada Lefter'le Can var tabii. Beşiktaş'ta Necmi Mutlu, Baba Recep. Mesela bir takımı var Beşiktaş'ın, Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, hı hı. Arif Nazmi Şenol Birol. Sonuncu adamın ismini kimse duyamadı Ahmet. Çünkü Şenol Birol'da ayağa kalkar stat gol diye Ahmet'in hiç ismi duyulmaz. Öyle ne efsane takımlar var. Yeni jenerasyonlardan bile baktığımızda hakikaten atamla tutanın iyi olacak Tabii. mevzusun net olduğunu Şenol. görüyoruz. Şenol Hoca zaten çok büyük kaleci. Yok yok. Şu anda. Santerfor Şenol. Santerfor Şenol. Sonra Fener transfer etti ya ikisini Birol'la ikisini hı hı. Beşiktaş'tan. Onlar da kendi jenerasyonları iyisi. bizim jenerasyonda da var. İşte mesela Muslera, ile Icardi. Aynı anda sahip olmak. Icardi Sayma abi daha acele tamam, etme. Acele. Diyelim sezon sonu. O acele zaman şöyle etme. diyeyim. Uğurcan geçen sezonun en iyi oyuncusuydu belki. Kaleci. Cornelius. Uğurcan ha, Cornelius. Tamam onları diyebiliriz. Gayet iyi bir ikili. Yani hocayı da aslında bir anlamda haklı çıkaran sözlerinden bir tanesi ki Üst düzey bir santrforunuz varsa belki birden fazla olması da iyidir. En az 3 evet. olmak kaydıyla. E, ve kaleciniz varsa e, belki de planlarınızın daha üstünde de işler yapabiliyorsunuz. E, o Trabzonspor'un oynadığı oyundan, hocanın biraz oyun anlayışından da bahsedelim isterim. Çok uzun yıllar iç sahada kaybetmiyorlar. Özellikle iç saha maçlarında. Ve e, başta Fenerbahçe olmak üzere şampiyonluk yarışında genelde çekiştikleri rakipleri Fenerbahçe ve belki bugüne de e bu rekabetin taş, taşmasında taşınmasında tabii. önem arz ediyor o dönemler Elbette. E, o takımın oynadığı oyunda da illaki hocanın karakterlerinden hocaların karakterlerinden de alınan bir şeyler vardır diye düşünüyorum yani şimdi şöyle e, tabi Trabzonspor hele o zamanlarda e, Turgay Necati Kadir Cemil hepsi Trabzon Ali Kemal, bir Ahmet vardı bizim İstanbul'lu yani, ee, sola Ahmet. Hı hı. Ee, orta sahada işte bir sürü yine Trabzonlular, Ali Yavuzlar falan filan yani. Yerel çocuklar, evet. şehrin çocukları. Evet, evet. Böyle evet. bir ekiple beraber. Evet. aidiyeti de mutlaka daha fazla hissediyorlar ki hocalar da zaten Trabzonlu Trabzonspor'da yine top tabii. oluşturmuş isimler. Tabii takımın adı değişmeden önce daha farklı birkaç kulübün bir araya gelerek oluşturduğu bir evet. kulüp olarak Trabzonspor yola devam ediyor. Ama o evet. akademilerden, genel altyapılardan yetişen oyunculardı kendileri tabii. de. Yani. Zaten o aidiyeti herhalde benimsemek başarıya giden yolda bugün bile çok çok önemli bir konu. E tabi. Tabi. O dönem Ahmet Suat Hoca'nın Trabzonspor'unda da e, tabii ki. E, bu durumun söz konusu olduğunu belirtmemiz, ifade Rahatlıkla. etmemiz gerekiyor. E, Özkan Hoca'yı iki yıl önce kaybettik. Ahmet Suat Hoca'yı da e, bu hafta e, kaybettik. Aramızdan ayrıldı. E, Trabzonspor'un belki de en büyük iki efsanesi olarak öne çıkan isimler. Özkan Sümer ve Hoca Ahmet Suat Özyazıcı. Hoca olarak tabii ki oyunculuk kariyeriyle e, çok üst seviyelere gelmiş isimler var. Şenol Hoca... Mutlaka bunlardan biri, iki teknik adam olarak da Trabzonspor'a yine hizmet vermiş bir isim olduğunu hocanın da belirtelim. Ama Ahmet Suat Öz yazıcıyı da konuşmadan edemezdik bizim için. Özel insanlardan biriydi, mekanı cennet olsun diyelim. Amin. Ahmet Suat Öz yazıcıyla alakalı konuşuyoruz. Lige de döneceğiz. Bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor ama tabii ki takip etmesi bizim için de eskisi kadar keyifli değil. Çok fazla tadı tuzu yok bu meselelerin. Ve en çok da Kemal Belgin yayınlarda da zaman zaman bahsediyoruz. İçi çok boş tartışmalarımız oluyor, özellikle yöneticiler katında. Transferden bağımsız olarak söylüyorum. Ya her şeyin aslında ne kadar boş olduğunu galiba gördük. Şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeceğim Kerem. Ben bugün yazdım zaten Perşembe günü köşemde de çıkacak Türkiye hı hı. gazetesinde. Ben bugün futbol federasyonu başkanı olsa idim. bu sene ara transfer yaptırmazdım kulüplere. Buraya kadar borçtasınız. Buraya kadar. 6,5-7 milyarlara falan. Ve hala transfer yapıyorsunuz ya. Nasıl bir iş abi bu? Nasıl bir iş bu? Ciddi harcamalar var. Hayır dedim ki ben hatta geçen gün köşemde de yazdım. Burada da söylediydim galiba bir sefer ama iyi hatırlayamıyorum burayı. Dedim acaba petrol mü çıktı bunların antrenman sahalarında? Ola ki. Mesela Arabistan'da bahçeye bir şey kazıyorsun, hani bir şey ekeceksin, basıyorsun petrol çıkıyor. Acaba dedim, bizde de mi öyle oldu? Ha, bu benim kendi şahsi görüşüm. Yanılabilirim, hmm. bilemiyorum ama ben bu ara transferi yaptırmazdım. Ama ligden çekilen e, takımların tamam. oyuncularını değerlendirmekte de bir tek onlara iyi bir izin verirdi. Evet. Ligden çekilen takımların oyuncularını geçici olarak alabilir geçici olarak alabilirsiniz şeye kadar işte mayıs sonuna kadar her neyse. Ki adam para kazanmaya devam etsin, tabii. oynamaya devam etsin. Yani büyük bir trajedi yaşamışken, ha, büyük bir yıkım yaşamışken o oyuncuların da yurt dışından gelmiş oyuncular zaten büyük çoğunluğuyla. Çoğunluğu, evet. Onları da mağdur etmemek adına alınan doğru o, bir karar. O tamam ama onun dışında yaptırmam. Harcamaların büyük olduğunu düşünüyorsunuz ki 5 Mart'a kadar da devam ediyor bu arada. Oh maşallah maşallah. Yani hala takımların önünde bir zaman var. Para da harcayacaklarsa ki mutlaka harcayanlar olacak. Doğru yatırımlar, geri dönüşü olabilecek Yatırımlar yapmakta herhalde fayda abi, var. Abi 7,5 milyar lira borcun varsa bunun neresi geri dönüş olur? 7 Bundan mı? sonrası için. Top, toparlamak çok zor. Yani şunu söylüyorum. Sonra bir ne oyuncuya... oluyor? Devletin bankalarından Hı -hı. şey al. Ne diyorlar ona? Kredi mi işte? Ne al? O da olmadı işte O git şeye. Ya işte acaba. Yok abi böyle bir şey. Geri dönüşten kastım şu. Bir oyuncu alıyorsunuz. Atıyorum 1 milyon euro yatırım yapıyorsunuz. Ya Ondan kar elde edebilin. Yani belli bir yaş seviyesini geçmiş son kontratını ya da belki sondan bir önceki kontratını sizinle yapan oyunculara yönelmeyin. Yani kulüplerin bu konudaki tavırlarının bu olması gerekiyor. Doğru. Başka bir şekilde zaten borçları eritmek belki söz konusu bile değil. Çok zor bir iş. Mümkün değil. En azından bütçeyi döndürebilmek, daha fazla borç yükü altına girmemek adına yatırımlarımızı bu şekilde yapmamız en mantıklısı. Bak benim asıl korkum ne biliyor musun? Kerem. nedir Asıl korkum Bu kulüplerden birinin ikisini Birilerine satarlarsa Ben yanarım Tarih bunlar tarih Daha cumhuriyet yokken tarih bunlar Çok yanarım Ne yapalım kardeşim 8 milyar oldu borç yani yapamıyoruz, suyumuz akmıyor, işte ne bileyim prim ödeyemiyoruz filan. Onun için bize bir talip çıktı, işte 15 milyar verdi, satın alacak, borçlara e, borçları ödeyeceğiz. yok ondan korkuyorum. Bunun olmasını isteyenler de var bu arada, ben de korkuyorum. Onu da Bilmiyorum söyleyeyim. isterler mi istemezler mi ama ben korktuğumu söylüyorum sadece. Korkmaktan kastınız, bu sizi üzüyor mu? Herhalde bu Siz Herhalde, herhalde, herhalde ya. Herhalde. Aynı duyguyu Nasıl paylaşıyorum izlesin? Ben bu işlerin içinde doğdum, büyüdüm. Evet. Benim rahmetli ailem bu işe hayatını vermiş insanlar. Evet. Bir kuruş kazanmadan. Siz bir kulübün içinde doğdunuz aslında. Evet. Yani ben çok iyi bilirim, yaşadığım için bilirim. Anlatmaya hmm. hadi diyelim inanmayayım o kulübün bir başkanı ki hayatta değil şu anda Türkiye'ye sigortacılığı getiren adamdı Amerika'dan. Sigortacılığı. Başkan aynı zamanda eski kaleci. Ya babam onun evine giderdi ya o bize gelirdi. Kafalar böyle. Şuraya hesap Kerem'e 10 lira vereceğiz. Bunu nereden bulabiliriz? İşte Kemal'e 7 lira vereceğiz. Eyvah ne yapacağız? Ve öyle çaresiz kaldıkları günler vardır ki canlı şahidim. Sirkeci de Ali Muhittin Hacı Bekir. Vereyim ismini. Ailesi herhalde hayatta olanlar vardır. Ya ona giderlerdi çıkma almaya o zamanki tabirle yahut da önünde Yağcı Ali'ye. Yani yağ tüccarı bildiğin. İşte oradan alınacak. Dağıtılacak. Sonra oraya ödenecek ne zaman? Taksitlerle. E bunları yaşamış insanlar tabii bir de şey de var. Ee, cumhuriyetten evvel işte sarayın bilmem nesi, şu suçu falan evet. filan baskısı. Şimdi de benim korkum Allah korusun bunlardan bir tanesini veya iki tanesini veya üç tanesini bilmiyorum satarlarsa böyle bir şey ben de görmek istemiyorum kendi adıma söyleyebilirim umarım kulüpler bir şekilde bilançolarını dengede tutmayı başarırlar hatta kar da edebilirler çünkü bunları yapabilen kulüpler var bizim de mental devrimimizi futbolda gerçekleştirip artık bu noktaya doğru yürümemiz ilerlememiz gerekiyor mümkün olduğunca geriye bakmadan bunu başarmamız şart. deprem, deprem deprem sonrasında kulüplerin çok büyük bir dayanışma örneği sergilediğini gördük. Deprem bölgesine deyim yerindeyse yardım yağdı ama bunun dışında belki insanları duygusal olarak en çok etkileyen konulardan biri Trabzonspor bazel maçındaki o birliktelik görüntüsüydü Yetiştiler mesela. Fener, Fenerbahçe bayrağının Trabzonspor tribünlerinde bir şekilde dalgalanabileceğini hayal edebilir miydiniz? Edemezdik. Ama i̇şte, i̇şte bak bu, Bunların bugüne mahsus olmaması gerekiyor <laughs> İşte bu ben onu söyleyecektim değişimini. Benden çok yaşayacak Niye illaki böyle bir şeyi bekledik de Bunu yaptık Daha evvel yapalım o buraya geldiğinde yapsın Bu oraya gittiğinde yapsın O böyle geldiğinde yapsın Ne var ya eskiden böyleydi Kerem Ben bu işin içinde doğdum büyüdüm Eskiden maçlar İneristan'da oynanırdı Hı. O zaman Öyle adı Mithatpaşa, Dolma Bahçe İnönü neyse bir Eskişehir spor takımı işte Fetili Nihatlı Enderli Müminli falan 8 bin seyircisi gelirdi kapalı tribün komple Eskişehir düşünebiliyor musun kapalı tribün komple Eskişehir SSS 2 2 SS, 2 eski eski es Amigo Orhan öbür işte ki Beşiktaş'la mı, Fener'dim, mi, Galatasaray'la mı? Onlar da öbür tribünlerde. Hep yani or, mesela kapalı tribün i̇şte esas tezahürat yapılan evet. yer diyeyim. Orta taraf Fenerbahçe'nin böyle baktığın zaman sağ taraf Galatasaray, sol taraf Beşiktaş. Ha Fener Beşiktaş maçında ne oluyor? Yarı yarıya. Evet. Fener Galatasaray maçında ne oluyor? Yarı yarıya. Beşiktaş Galatasaray maçında ne oluyor? Yarı yarıya. Biz bugünleri gördük ya. Yani o tribünlerdeki kalabalığı paylaşan insanlar hepsi Türk ve Müslümandı. Aa şimdi tabii ki yabancı da var. Müslüman olmayan da var maçlara gel. O zaman yoktu benim bildiğim kadarıyla. Ne güzeldi ya. Ya biz beraber maça gelirdik. Motorla geçerdik Üsküdar'da genelde. Dolmabahçe'ye giderdik falan işte birbirimizi kızdırırdık, tribünlere dağılırdık. Maç biterdi, skor önemli değil, tekrar birleşirdik, gelirdik motora. Maç kritikleri, maç kritikleri değil mi? bir de mahalleye geldikten sonra gece 1'e kadar da devam ederdi köşe başında. En sonunda komşular yeter artık ve uyuyacağız gidin yatın derlerdi. Buydu. Biz de Türk Müslümanız idik zaten. E bugün olanlar da var. Siz niye yapmıyorsunuz abi? Niye yapmıyorsunuz abi? Bu bir şey mi yani? Her şeyin çok ulaşılabilir olması of. aldığımız keyfin boyutunu futboldan çok azalttı. Evet aynen. Geçmişe göre. Aynen. O kanaatteyim. Aynen. Ya bak bunlar hep benim ya Galatasaray'ın efsane kalecilerinden öyle diyeyim sana. Kova Osman. Lakabı Kova Osman. Ya Osman abi Kadıköy çarşısından mutlaka ama mutlaka bir gün içinde belki iki defa geçerdi. Kadıköy çarşısının büyük bölümü Fenerli. Geçerken kova ne haber? Nasıl attık lan falan? İyi ya tamam attınız işte inşallah biz haftaya da biz Beşevrede biz kazanırız. fit vardı. Fener'in kongre üyesi. Hı hı. Terzihane o zamanlar tüccar terzi falan derlerdi. Ya yani şimdiki gibi konfeksiyon yok. Terzi Mifit'in atölyesinde öyle diyelim. Öğlenleyin saat iki buçukta bir başlar abi. Vedi abi, doktor Vedi Tosuncu, kulak burun boğaz mütahsı <laughs> Samatya'nın. Oradan işte beş, beş buçukta da o gelirdi. Yediye, sekize kadar abi. Düşün. Kova Osman orada, Vedi Tosuncuk orada. Yani Beştaşlı Galatasaraylı olanlar. Feneller zaten orada da. Şimdi oyuncuları <laughs> halkın içinde görmek çok zor. Çok çok zor. Çünkü Ancak gülerim. Çok, yani hoşgörüyle karşılanmama ihtimalleri çok yüksek. E, bu arada ben iki gün önce bir oyuncuyla denk geldim dışarıda. Hı. Ve e, evet iyi insanlar her yerde varlar. Gözlerinin içi gülüyor. Çok iyi bir çocuk olduğunu adım gibi eminim. Zaten çok başarılı Ferdi Kadıoğlu. Hmm. denk geliyorsa belki kendisi izlemiyormuş spor programları belki babası seyrediyordur. Akıllı e, adam. Selam olsun evet. diyelim. Babası da zaten hep onunla beraber çok ilgileniyor çocuğuyla. E, zaten çocuk da pırlanta gibi. Hani insan olarak da pırlanta gibi olduğunu çok hissettim. Çok kısa Yalnız, konuşabildik ama. Burada bir parantez açacağım izin ki. verirsen. Tabii ki. Ben Türk olan, Türk olarak oynayan ve hakikaten Hı -hı. de Türk olan futbolcularımın artık 3-5 kelime Türkçe konuşmalarını bekliyorum. O da olacaktır. O da olacaktır. Yani böyle lügat parçalamasın ama hı hı. yani. Ama gördüğüm ve hissettiğimi normalde yayınlarda çok paylaşmam böyle şeyler ama söylemek istedim hakikaten böyle gözlerinin içinden anlarsınız ya bir insanın hı nasıl biri olabildiğini onu hissedebilirsiniz. Bunu çok hissettirdi. Çok güzel bir insan, ben, çok iyi bir çocuk. Yanlış çok yaptım da demiyorum, demiyorum ama evet. Ben bunu beklerim. Bir gazeteci olarak Prekazi, bir abisi, bir üye olarak. Geçen gün Prekaziyi seyrettin mi? Muhteşem konuşuyor hala. <gülüyor> <gülüyor> o da çok farklı bir karakterdir. Prekazi ile de çok denk gelmişiz futbolcunun vardır. da kralıdır. Tabii karakter olarak da iyidir. Farklı bir e, insandır. Farklı bir türden gibidir. E, Cevap alır kazı. bir tane yanına tercüman. Sırpça konuşur. Sen de tercüme edersin. Kendisi. Kendisi konuşuyor. Güzel bir şey. Dışarıdan gelen birinin, nasıl? bir yabancının burada e, yaşamını sürdürdükten sonra buranın diline adapte olması, öğrenmek için çaba sarf etmesi ve yıllardır unutmaması. Hatta daha da iyiye gitmesi Tabii Türkçesine. tabii tabii. tabii çok güzel bir şey. O diyalogları da aslında insanımızla, toplumumuzla o diyalogları da sürdürdüğünü gösteren bir şey. Evel Allah. Evet. Ferdi'den de bahsetmiş olduk. Orada bir prekazi parantezi de Kemal Belgin açtı. İzliyorsa Ferdi'ye de burada selam olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. Ülkemizi de eminiz ki ilerleyen dönemlerde Avrupa'da en büyük kulüplerde temsil edecek bu yeteneği var. İnşallah. Ligimizin de en iyi oyuncularından bir tanesi. Tabii ya dama taşı nereye istersen orada oynuyor. Hatta Hadi. siz de sanırım ligin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorsunuz. Nerede istersen oynuyor. Evet. Hatta ben dedim ki burada ve sen, hakkını vererek oynuyor. Senin programda da dedim, bizim 90A'da da söyledim. Ben dedim yani öyle bir pozisyona gelse takım en yani misal Ferdi'yi kaleci oynatırım dedim. Onu bile kotaracağına <laughs> ben değmeyinim. <laughs> Vallahi idare edecektir en azından. Oyunu bilmek, oyunu anlayabilmek bu noktada algınızın açık olması çok önemli. O da öyle bir insan belli ki. Performans öyle söylüyor. E, son bölüme doğru gidiyoruz. E, ağırlıklı olarak futbol dışından konuştuk ama malum transfer dönemi devam ediyor. Kemal Belgin e, bu konuyla alakalı görüşünü de paylaştı. E, ama dört büyüklerin yaptığı transferleri bir mercek altına aldık. E, bir haberimiz var. İzleyelim. Sonrasında kısa kısa da olsa bu konuların üstüne duracağız. İlginç transferler, e, ilginç transferler oldu. Deprem bölgesindeki takımlardan, ligden çekilme kararı alan takımlardan oyuncular da dört büyüklere geldi tabii. kiralık olarak. Bon servisiyle satılan futbolcular da var. Başakşehir'in Figueiredo'yu almış olması gibi. Ama ağırlıklı olarak kiralık olarak geldiler. Satın alma opsiyonu olanlar var. Adekugbe bir örnektir. Kullanılır kullanılmaz onu bilmiyoruz. Sezon sonu belli olacak. Oyuncuların devam ediyor olmaları, mesleklerini icra etmeye devam ediyor olmaları bir artı. E, Kemal tabii, Belkin. Tabii. Orası öyle. Bak diyorum sana. Bu çekilenler, ligden çekilenler hı hı. sade birincilik değil, ikincilik evet. de var galiba. Onların oyuncularına serbestiyeti tanı. Çünkü adam oynayacak. Ekmek parasını kazanmaya devam edecek. Ama onun dışında yasakla abi. Ne abi bu ya? Bak bir dönem transfer yasaklandıydı. Yanlış aklımda kalmadıysa. Futbol TFF'nin futbol yani şey lig sorumlusu diyelim. Hı hı. Rahmetli Erdoğan Şenay'dı. Eski topçu. O yasaklamıştı. Ara transferi mi? Hep transferi yasaklamıştı. Bu sene yok dedi. Çapa'da futbolcu ve yönetici tabii, olarak tabii. Çalış, tercüman gazetesinde çalışmış. Tabii. tabii canım bizim beraber yani bizden yaşça biraz büyüktü ama evet, arkadaşımızdı. 38 yani. doğumluymuş. Evet büyük bizden ama dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımızdı yani. Böyle bir dönem yaşandı diyorsunuz. Tabii. Galatasaray Nikolo Zaniolo için önemli bir bonservis bedeli ödedi. Kim için? Nikolo Zaniolo ha. Roma'dan gelen oyuncu 15 milyon euro. Oh, oh. Çok fazla rastladığımız... Harcamalardan biri değil ama şöyle bir enteresanlığı var bu durumun. Oyuncu 23 yaşında, hani süper yıldız olarak çıkış yapmış ama geçirdiği sakatlıklardan sonra e, teknik direktörlerle takım arkadaşlarıyla özellikle Mourinho ile son dönemde yaşadığı problemlerden sonra o beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi. Ama bunu yapabilecek potansiyeli var. Eğer yapabilirse değer mi bu harcamaya? Peki sen Galatasaray Kulübü olarak sen derken yanlış evet. anlama. Sen Galatasaray Kulübü olarak bu sakatlık geçirdikten sonra işte antrenörüyle kimler aralara filan neden açılmış ama bunların analizini yaptırdın mı tahkikatını? Bilmiyorum. Aynen ben de. Mutlaka çalışmışlardır diye bak, düşünüyorum. Ben buna benzer yani çok benzerlik yok belki ama mesela Abu Bakar'ın Beştaş'a alınmışına çok karşı çıktım. Ya arkadaş bu seni bırakıp gitti ya. <laughs> şampiyon daha farklı bir konu. Ya sen bunu bir daha nasıl alıyorsun ya? Ben bugün Beştaş Kulübü'nün başkanı veya yöneticisi olsam beni yüzde bir milyon şampiyon yapacağını bilsem almam. Beştaş o be. 1903 ilk kurulan takım. Öyle geçiyor tarihte. Süleyman Seba'nın kulübü o. Baba hakkının. Arap Sadri'nin takımı o. Ama siz nereden bileceksiniz ki bunları? Ama şu an günümüz futbol dünyasında netice alıyor mu? Oyuncu netice getiriyor mu? Dur bakalım. O zaman, Dur bakalım. tamam diyor insanlar Dur bakalım. genelde. Bak sevgili Kerem. Ben demin de söyledim bir şey söylüyorum. Hı hı. Bu üç büyükler var ya dediğimiz kuruluş sırasıyla Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunların benim ölçülerime göre. Ben altı tane Dünya Kupası, altı tane Avrupa Şampiyonası takip ettim yerinde, Olimpiyat takip ettim yerinde. Bunların eşi benzeri yoktur dünyada. Yapı olarak, kuruluşu şekli olarak, yapı olarak, yaşama olarak kulüplerimizin, Evet bu üçünün alt alta sırala bitmez. Bu arada taraftar sayısı olarak da onu geç abi farklı bana, bir noktadalar aslında. Bana şu andaki üç büyüklerin taraftar taraftarlarından tabii ki olanları tenzih ederim. Hı hı. İşte şöyle taraf bahsetmeyin abi. Biraz evvel anlattım ya. Biraz evvel anlattım. Taraftar çok ama bakış açısını değiştirmeli diyorsunuz. Nerede o eski Beşiktaş Galatasaray fener taraftarları? Nerede şimdikiler? Bak diyorum sana. O zaman Üsküdar'dan Motorla geçilirdi maça. Veyahut arabalı vapurla sonradan. Kabataş'a, Kabataş'tan yürüyerek maça. Ya hep beraber gider gelirdik ya. O zaman da forma vardı arkadaşlar. Onlar da giyerlerdi. Hepsi biz de giyer. Yani. Hele derbilerde öyle diyelim. Gece stadda yatılırdı. Stadın önünde. Doğru evet. İşte kapalı tribün özellikle numaralı tribüne zaten pek para yetmezdi de statta yatılırdı. Hani bir an evvel içeri girebilelim dışarıda kalmayalım diye. Peki o yatanlar işte dediğim gibi ortada Fenerliler, sağda Beşiktaşlılar, solda Galatasaraylılar. E onlar da formayla gelip yatıyorlardı mevsimine göre tabii. Atsana bir sigara oğlum benimki bitti falan filan diye böyle. Fenerli Beştaşlı'dan, Beştaşlı Galatasaray, Galatasaraylı Fenerli'den. Şu an eskisi gibi değil tabii bu ortam. Alakası yok uzaktan evet. yakından. Yani nasıl bunu toparlayabiliriz, o bakış açımızı Toparlayamazsınız değiştirebiliriz. kolay kolay zannetmiyorum. Onlar üzerine hep konuşuyoruz, tartışıyoruz neden? ama evet, bir yere varamadık. Bak neden toparlayamazsın değil mi? Ben sırf sporlara çıkıyorum yani. Bir şey görüyorsun yolda, ya kardeşim ne yapıyorsun diye ...ikazda bulunuyorsun. Yaşlıyız ya. Evet. Cevap özgürlük var. Bizim ee, damarımıza da vardı özgürlük. İki dakikamız var. Önemli. Arkadaşlarım uyarıyor. Süremiz çok çok dar. Bu hafta sonu oynanacak maçlar var. Fenerbahçe, Konya Spor. Giresun Spor, Kayseri Spor, Ümraniye Spor, Adana Demir Spor, Beşiktaş Antalya Spor mücadeleleri. Beşiktaş Antalya Spor maçı çok önceden Taksim'deki terör saldırısı sonrasında ertelenmişti. İki takımda da çok sayıda oyuncu oynayamayacak statü gereği. O maçın böyle ilginç bir tarafı var. Programı da arkadaşlarımız ekrana getirdiler. Özellikle şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin arabam.com Konya Spor'la oynayacağı mücadele çok önemli. Maç maç değerlendirmede bulunmayalım ama şunu sormak istiyorum. Yani biz de kendimizi daha tam anlamıyla mental olarak belki toparlayamadık. Ekran başında geçiyor gecelerimiz. Mutlaka oyuncular da aynı şekilde takip ediyorlar yaşananı, olanı, biteni. Psikolojik olarak ne kadar hazır girebilir takımlar? Vallahi görmek zor değil mi? Vallahi Keremcim zor. Yani şimdi şurada bir Adana Demirspor var. E Adana'da da bu hissedildi. Orada da kayıtlar evet. var. Evet. E, belki Fenerbahçe'de, belki Konya'da akrabalar, eş, dost, arkadaş kayıplar Mutlaka. var. Yani örnek veriyorum. Öbür takımlar alınmasın. Kolay değil yani. İşte kolay değil. Ha benim ülke insanımın yapısı benim yine bu kendi analizim öyle diyeyim işte dediğim gibi altı Dünya Kupası, 6 Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat falan. Benim insan yapımın dünyada eşi yoktur. Yani ta bu bugün değil Osmanlı'dan gelme. Yani yoktur. Duygusaldır, hassas ama bakarsın önce ya bu dersin odun gibi herif. O odun gibi herif öyle bir iş yapar ki aklını kaçırırsın. Yani onun için tabii ki yerli oyunculardan bahsediyoruz. Ee, biraz oynamaları zor olacak. Yani bilemiyorum. Ha efendim profesyonel. Tamam profesyonel de şu var ama. Tabii yüreğin varsa böyle bir problem karşısında ne kadar profesyonel kalabiliyorsun ki? Zor. Süremizin sonuna geldik. Yine Kemal mi? Kemal Belgin evet. Noktayı koyacağız kuşak farkına ve çok özel bir insanın portresiyle, yaşam hikayesiyle sizlere veda edeceğiz ki üstüne de konuştuk bir kez daha e, Trabzonspor camiasının evet futbolumuzun e, başı sağ olsun. Ahmet Suat Özyazıcı Hoca'nın portresiyle kuşak farkına noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın.